Savaşarım kullarda muradın aldı. Yetişim tadımıza da bozattı hızımı. Bozattı hızımı. Sana şu dünyanın da bekçisi derler. Senin el dergahında yedi koyat yerler. Mahrum kalmaz da sana çağıran kullar. Yetişim tadımıza bozattı hızını. Yaradana malum olsun da halımız. Karga battı da menzilimiz de yolumuz. Burada kuşa da nasip etmedim ömrümüz. Yetişin dadımıza o tatlı hızım. Yaradanım da din bir ismin vahbişin. Şah-ı Merdan 14'e vahbişin. Hüseyin-i Kerbela'dan feryat atmışın. Yetişim tadımıza uzattı hızlı. Gel Kerem kuldan sen bize yolu. Aşalım gidelim de şu güzel deli. Ulaştır vatana da fedayı kul. Yetişin tadımıza kozak kuzunu. Sevgili canlar, Damudere Köyü Semah ekibini sahneye davet ediyoruz. Sevgili canlar, kırklar sema için kaldırın kollarınızı. Eğer dostlarından de yaralıysam, yeşil mehlemleri de çalana yalan. Yeşil mehlemleri de çalana yalan. Şehrem bülür de İsmail'ın adını. Görseydim de Muhammed'in yüzünü. Görseydim de Muhammed'in yüzünü. Karanlıkta da varlığın canın yüzünü. Ehmet bizi canım sürene yalan. Ehmet bizi canım sürene yalan. Dört kapıya da 12
diye erken vurdular. Tecelliye de indi de kızlar yediler. Tecelliye de indi de kızlar yediler. Hünkâr Hacı da Bektaş veli dediler. Gemedik başına da direne yanma. Gemedik başına da direne yanma. Şu dünyayı da yaşayan cümle alemin kısmetini veren var. Günde bir kararda donanım. Günde bir kararda donanım. Muhammed Mustafa da Habibullah'dır. Bu dünyada bakı da kalana dardan çağırdığımız evliyadan şefaat burasınız. Semahımız kırklar semah ola, seyir semahı olmaya. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizleri manevi bir ortama sürüklediniz. Dilinize, nefesinize, gönlünüze sağlık diyorum. Ben de burada bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah şimdi razı olsun. Yok, alkış olmayacak diye uyardık ya Sayın Zakir'im. Eşrefoğlu al haberi. Bahçe bizim, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. Kuldur Hasan dedem kuldur. Manayı söyleyen dildir. Elif Hakk'a doğru yoldur. Edep erkan yol bizdedir. Değerli protokol, kıymetli protokol, değerli katılımcılar. Yolunun eri 72 şühedanın dili. Gerçek erenlerin genç yareni. Cem Vakfı Bölge Denetçisi ve Avuçan Ocağı'nın genç dedesi, Yeni Bosna Cemevi dedemiz, Rıza Kılıç dedemiz matem duası verecektir. Arz ediyorum Rıza Kılıç dedemi, sahneye davetimi arz ediyorum. Evet sevgili canlar, hepinizi aşk-ı niyaz ile selamlıyorum. Allah ne niyet ile geldiyseniz niyetinizi, muradınızı dergah-ı izzetinde kabul-ü makbul eylesin. Bugün Muharrem, 10 Muharrem yani Muharrem ayında insanlık tarihinde birçok keramet, birçok lütuf gerçekleşmişti. Ve bütün peygamberlerin tuttuğu bu Muharrem orucunu Hak
dergah-ı izzetinde sizin de tuttuğunuz oruçlarla birlikte kabul makbul eylesin. Döktüğünüz gözyaşlarını, çektiğiniz yası, çektiğiniz matemi katında katarında şehitler Şahı İmam Hüseyin'in yüzü hürmeti hakkı için kabul-ü makbul eylesin. Akıl Hasan'dır, gönül Hüseyin. Kerbela'da İmam Hüseyin'in derdi sadece su değildi. Onun isteği ve niyeti haktı, hakikatti, gerçekti. Eğer İmam Hüseyin isteseydi Fırat'ta, Dicle'de onun olurdu. Saltanat, mülk, zahiri, dünyevi her şey onun olurdu. Lakin onun istediği bir tek şey vardı. Dedesi Peygamberimiz Muhammed Mustafa, Velilullah velayet makamında Haydar-ı Kerrar İmam Ali el-Mürteza'nın İslam dinini yeniden Kerbela'da dirilişe, uyanışa, yeniden ayağa kalkmasına sebebiyet verdi. Sanmayın ki İmam Hüseyin Hakk'a yürüdü. Sanmayın ki 72 şüheda Kerbela'da can verdi. Onlar İslam alemine, Muhammed-i İslam'a yeniden ayağa kalkmaları için ser verdi, can verdi. Allah onların yolunda yürümeyi bizlere nasip eylesin. Allah ayetlerinde de buyurur ki benim masum ve pak olduğum, şehadet kıldığım ehli beytim, aile halkım, aile efradım diyor peygamberine. Yani o gün bizler kurtuluş gemisine erenler ehli beytin dümeninde olduğu o gemiye binmek için niyet eyledik. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Allah niyetinizi kabul eylesin. Çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum ama öncelikle gerçekten Amasya valimize, değerli belediye başkanımıza ve bütün protokole saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizler hepimiz biriz, canız. Bizler birlikte omuz omuza, yan yana mücadeleler verip hizmet edeceğiz. Bu vatan için, bu topraklar için birlikte beraber bir ömür hizmet edeceğiz. Bizden sonraki nesile bu yaptığınız hizmetler kesinlikle ama kesinlikle kalacaktır. Birliği, barışı ve huzuru getirecektir. Bundan hiç şüphem yok. Allah sizlerin de hizmetini, emeğini kabul eylesin. Emeği geçen tüm dostlara, tüm canlara saygı ve minnet sunuyorum. Lokmayı getirin, bir lokma duasını verelim. Erenler. Gerçeğe hü deriz bizler. Dede geldiği zaman ya da ehli kamil bir insan içeri girdiği zaman hü erenler derler. O hü anlamı bedenin, yani ruhun bedenden ayrıldığı esnada candan çıkan son nefestir hu sesi. O yüzden de bizler deriz ki hü erenler. Yani bugün burada hizmet olacak, şu an hizmet gerçekleşecek. Sizler de bedenleriniz olduğu yere bırakın ve ruhunuzla, özünüzle, ehli halinizle, insan-ı kamil sıfatınızla bu meydanda bizlere kulak verin demektir. O yüzden de son bir kez daha gerçeğe hü erenler diyelim. Bismillah, Allah Allah. Ya Rabbi, şehitler Şahı İmam Hüseyin için ve 72 şühedanın hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa ve Velilullah olan İmam Ali el-Mürteza hakkı için, üçler, beşler, yediler, 12 imamlar, 14 masumu paklar, 17 kemer besler, kırklar yüzü sürmeti hakkı için, nice gayb erenler, Kubdül Aktap efendilerimizin hayır himmeti için, lokmalar meydana geldi, Hak Muhammed Ali lokmamızı dergah-ı izzetinde kabulü makbul eylesin. Bu aşuremiz 12 çeşitten oluşur. Birliği, beraberliği ve dirliği temsil eder. Hep birlikte bu lokmadan nasibimizi alıp, bir olup, iri olup, hakka, adalete, sevgiye, hoşgörüye yanaşmayı Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Niyaz Nur ola, Şah Zuhur ola,
yiyene helal ola, yedirene delil ola. Lokmalar kazaya kalkan ola, belaya bekçi ola. Her ne niyetine lokmadan nasibinizi alıyorsanız, Hak Muhammed Ali niyetinizi, muradınızı, niyazınızı kabul eylesin. Ehl-i Beyt'in şefaatini üzerinizde hazır ve nazır eylesin. Onlar bizim ilmimizin yol göstericisi olsun inşallah. İmam Hasan ve Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in şefaati bu lokmadan nasibini alan tüm canların üzerinde nazır olsun. Fatıma-tü Zöhra, Cennet Seydesi Zeynep anamızın, Hatice anamızın şefaati üzerinizde olsun. İmam Ali el-Mürteza himmetiyle şefaati üzerinizde olsun inşallah. Evet erenler, Allah lokmanızı, niyazınızı kabul eylesin. Hizmeti geçen, nasibi geçen tüm canların hizmetlerinden şefaat görmesini dilerim. Gerçeğe hü, mümine ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sizler de hizmetinizden kabul göresiniz. Keyif suresi ayet 65'te diyor ki, katımızdan bir kula ödül verdik diyor. İşte o kulu biz Türk mitolojisinde ve Anadolu mitolojisinde Hızır Aleyhisselam kabul ederiz. Ve Hızır elinizden tutsun, Hızır yoldaşınız olsun, birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun, hak hizmetinizi kabul eylesin erenler, var olun. Dilinize, nefesinize sağlık dedem. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Müftümüzü Muharrem ayı duasını vermek için kürsüye davetimi arz ediyorum. Amin. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Ali'l-Mürteza. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Fatıma-tü-Zehra. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Şuhada-i Şadan Hüseyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel-akibetü lil-muttaqin. Ve la udvane illa alel-zalimin. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediğini istediği zaman alma gücüne sahip olan yüce Allah'ımız, bu mübarek Muharrem ayında Şehrullah diye isimlendirdiğimiz, Allah'ın mübarek ayı diye kendisine isim verdiğimiz, duaların kabul olduğu, Aşure'de bir araya gelip Aşure'yi tattığımız, Kerbela acısını ve yasını kalplerimizde hissettiğimiz bu müstesna zaman diliminde ya Rabbi huzuruna geldik, ellerimizi açtık, bizi yüksek huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, insanlığın atası Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'ı cennetten hatasından doğru indiren sendin. Ama Aşure gününde tövbesini kabul ederek tekrar cennete nasip eden de sensin. Ya Rabbi, atamızın duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, senden istiyoruz, bizi rahmetinden mahrum eyleme. Ya İlahel Alemin, Hazreti Nuh aleyhissalatu vesselam'ı arazi semavi bütün tufanlardan kurtardığın gibi sen bugün de bizi, ülkemizi, İslam alemini, bütün müminleri sellerden, felaketlerden muzdarip ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Aşure gününde sen Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı nardan, ateşten kurtardığın gibi ya Rabbi bizleri de cehennemin ateşinden muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Aşure gününde sen Hazreti Musa aleyhissalatu vesselam'ı Firavun zulmünden kurtardığın gibi bizleri de dünyadaki bütün zulümlerden sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve ya Erhamer Rahimin. Bugün bu Aşure ikramını gerçekleştiren, bu merasimi tertip eden kardeşlerimizin yapmış olduğu bu çalışmayı uluhiyetinde salih bir amel olarak kabul eyle.
elde edilen sevabı haseten Kerbela'da şehit olan şehitlerin şahı ve padişahı Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyt'in ruhuna gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Varlığımızı varlıklarından haberdar eyle ya Rabbi. Şefaatlerine cümlemizi mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin. Aşure'deki birlik ve beraberliği bu topraklarda bizlere nasip eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü arazi, semavi bütün kötülüklerden, terörün her çeşidinden sen muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımız için mücadele eden silahlı kuvvetlerimize, emniyet mensuplarımıza davalarında mansur ve muzafferiyet ve zaferler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, bizi bayraksız bırakma, bizi sensiz bırakma, bizi yardımsız bırakma, minarelerden ezanımızı dindirtme. Bu topraklarda kıyamete kadar birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde huzurlu bir şekilde yaşamayı sen bizlere nasip eyle. Bizlerden sonra bu manevi değerlerimizi kıyamete kadar taşıyacak hayırlı nesilleri sen bizlere nasip eyle. Bismillah, Allah, Allah. Ya Rabbel Alemin, canların cananı sevgili peygamberimizin ruhu için kalemi ve kelamıyla bu güzel dine hizmet eden evliya, enbiya, alimlerin ruhu için, Kerbela şehitlerinin ruhu için, bu vatanı bizlere emanet eden bütün şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Müftüm. Allah kabul etsin diyoruz tekrar. Sayın Valimizi, Sayın Belediye Başkanımızı plaket takdimi için kürsüye davet etmek istiyorum izninizle. Plaket takdim edeceklerdir Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız. Cem Vakfı Başkanımız Haydar Kılıç Dede'yi davet ediyorum. Plaket takdimi gerçekleşecek. Sayın Valimiz, Cem Vakfı Başkanımıza plaket takdiminde bulunuyorlar. Arz ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de az önce duamızı veren genç dedemiz Rıza Kılıç dedemize plaket takdimini Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sarı Beyefendi arz edecekler. Sayın Belediye Başkanımız plaket takdiminde bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimizi ve Belediye Başkanımızı uğurluyoruz. Ve şimdi Sayın Vali Yardımcımız Bekir Sıtkı Dağ Beyefendi'yi ve Amasya Müftümüzü plaket takdim etmek üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Yardımcımız Özgür Akkız hocamıza plaket takdiminde bulunacaklardır. Evet. Sayın Vali Yardımcım Özgür Bey'e takdim edecek. Şah hatayın nedir halın?
teşekkür ediyoruz. Şimdi de Damudere Köyü Semah ekibi adına Zakir'imizi plaket takdimi yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Hızlı bir şekilde gelirse Zakir'imiz veya Semah dönen canlarımızdan bir kişi temsili hızlı bir şekilde lütfen. Evet, Sayın Müftümüz plaket takdim etmektedirler Damudere Köyü Semah ekibimize. Teşekkür ediyoruz. Sayın Müftümüzü de uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Değerli canlar, değerli katılımcılar, bakın 15 alanda lokma dağıtımımız gerçekleşiyor. Lütfen izdiham yaratmayalım. Sosyal medya mesafe kurallarına uyarak sıralı bir şekilde lokmalarımızı alalım. Herkese yetecek kadar lokmamız var, merak etmeyin. Bu arada programımıza, Aşure Günü özel programımıza katkı destek sunan herkese, tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Köylerden, uzaktan, yakından aşkla gelerek bizlerle bir olan, iri olan, diri olan canlarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Evet, şöyle deyişlerimizle devam edelim isterseniz. Evet, sıraya girelim. Yığılma yapmayalım. Biliyorsunuz pandemi süreci 15 ayrı noktamızda dağıtmalar gerçekleşiyor. Tek bir yere yığılma yapmayalım. Arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklar. Evet, lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Sıralı bir şekilde. Herkese yetecek kadar lokmamız var. Programla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? Allah kabul etsin. Ben Amasya Belediyesi adına gelmişim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün bizlerin ruhunu maneviyata doğru sürükledi. Bugün bizlere bugünün önemini dile getirmemize imkan tanıdı. Selçoban Hazretleri'nin rekreasyon alanında biliyorsunuz çok güzel oldu. Burası sadece Amasya için değil, çevre iller içinde örnek bir teşkil eden alan oldu. Maneviyatımıza yakışan bir alan oldu. Bu anlamda da Sayın Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.